İstanbul Fatih'te Türkiye'yi sarhan iki korkunç cinayet işlendi. Katil Semih Çelik'in son gününde neler yaptığı ortaya çıktı. Mahalleliyle senelerdir hiçbir diyalog kurmayan Cane'nin cinayetleri işlediği gün fırına giderek üstün nasıl olmuş, iyi mi diye sorduğu öğrenildi. Hürriyet'ten Ali Rıza Akbulut'un haberine göre önceden Fatih'te oturan Semih Çelik 2018 yılında Eyüp Sultan'da Çıkmaz Sokak'taki 5 katlı bir evin 2. katına taşındı. Ancak Fatih'teki bağlarını hiç koparmadı. Vaktini eski yaşadığı yerde geçirdi. 6 yıldır oturduğu semtin ne berberi ne emlakçısı ne de sokağın tek fırıncısıyla sohbet etti. Mahalle esnafı arada sırada yüzünü gördük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi dedi. Mahallelinin anlattığına göre olay günü evden çıkan Semih Çelik sokağın karşısındaki fırına uğruyor ve orada kıyafetlerini göstererek üstüm nasıl olmuş, iyi mi diye soruyor. Daha sonra ayrılıyor. Doğma büyüme Semih Çelik'in sokağındaki emlakçılık yapan Uğur Yılmaz bizim mahalleli köy gibidir. Herkes birbirini tanır. Ancak biz kendisini ve babasını tanımıyoruz. Çok az görürdük. Hele annesini hiç bilmiyoruz. Sanırım Ankara'da kalıyormuş. Olay günü sabah babasıyla konuşuyor. Babasına kız arkadaşım gelecek, kahvaltı yapacağız diyor. Babası da evden çıkıyor. Sonra öğreniyoruz ki iki kişiyi öldürmüş. Kasap olduğunu duyduk. Ama nerede bir şey bilmiyoruz dedi. 70 yaşındaki mahalle sakini Hasan Şahin, Semih Çelik'i birçok kez gördüm ama yalnızca gördüm. Temiz yüzü sakin bir çocuktu. Ancak bir diyalogumuz, merhabalaşmamız yoktu. Buraya da birkaç sene evvel taşınmışlar. O zaman bina inşaat halindeymiş. Bırakın böyle bir olay, hırsızlık bile olmazdı. Bizim mahallemizde kapıda anahtarı bırakırdınız. Böyle bir şey yaşanması çok kötü ve üzücü diye konuştu. Şüphelinin babası Adem Çelik polise verdiği ifadede Eyüp Sultan'da öldürülen Ayşe Nur Halil'in oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner'in ise oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Çelik oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu, daha önce de bu konuyla dolayı hastanede tedavi gördüğünü ifade etti. Emniyet olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Semih Çelik'in herhangi bir suç kaydı olmadığını, 2 adet kayıp şahıs, 1 adet intihar şüphesinden suçluların suç kaydının olduğunu ve son 1 yıl içerisinde Eyüp Sultan Devlet Hastanesi Okumaydan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi toplam 5 adet hastane kaydının olduğunu da tespit etti. Hürriyet'in edindiği bilgiye göre Semih Çelik'in İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde 1 yıldır takipli hasta olduğu, rutin aralıklarla psikolojik tedavi gördüğü ve ilaçlar aldığı, ancak hastaneye herhangi bir yatış kaydı olmadığı da öğrenildi. Semih Çelik'in evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı. Kitap detayı şoke etti. Eğer yakalanmasaymış Ankara'daki annesini de öldürecekmiş. Katil Semih Çelik'in evinde arama yapıldı. Aramada ise İsa heykeli, haç işareti, Hristiyanlığı simgeleyen semboller gibi birçok görsel ve resimlerin bulunduğu objelerin fotoğrafları ortaya çıktı. Kitaplığında bulunan Olasılıksız isimli kitap dikkat çekti. İşte o kitapta yer alan ifadeler. Bir sabah yıllardır görmediğiniz bir arkadaşı düşünerek uyandınız. Bir saat sonra onunla sokakta karşılaştınız. Sizce bu sadece bir tesadüf mü, yoksa çok daha farklı bir anlam mı ifade ediyor? Siz hiç lotoda büyük bir ikramiye kazanmadınız ama birileri kazanıyor, hem de sürekli. Onlar sizden daha mı şanslılar gibi birçok yazı olduğu söylendi. Kitabın son sayfasında ise annemin yaşamına da son vereceğim, bu iş burada bitecek ifadeleri de yer aldığı söylendi. İkbal Uzuner'in arkadaşı şu paylaşımı yaptı. İkbal'in akrabasıyım. Üçü de lisede okul arkadaşı ve o çocuk İkbal'e takıntılı ruh hastasının tekiydi. Onun yüzünden babası İkbal'i okuldan aldı, açık öğretime kayıt yaptırdı. 5 yıldır olmakla beraber son 1 yıldır aralıksız kafayı takmış, peşini bırakmıyordu. Defalarca şikayette bulunulmasına rağmen bir ceza almadı. Çocuk hatta öyle ki çocuğun babası ile çocuk mahkemelikti. Babası bile kaç defa hakkında şikayette bulundu. Ama bu kanunun dediğimiz bir yaptırımı olmayan şey ona bir şey yapmadı. İkbal ile Ayşenur arkadaştı. Ayşenur'la sevgili olunca İkbal'in ailesi arayarak kızınızı rahat bırakacağım, benim sevgilim var, işim yok İkbal'le diyen ruh hastası İkbal'in peşini bırakmadı. Bir gün önce dahi annesi dedesiyle dışarı çıktı. Çıktıklarını onları takip etmiş. İkbal tek başına gezen bir kız değildi. Sadece yarım saatliğine dışarı çıktığında bu olay oldu. Ve onu surlara çıkaran merdivenlerde çığlıklarını duyup zorla çıkarıldığını gördükleri halde kimse bir şey yapmamış, ses çıkarmamış. İkbal'e ulaşılamayan Gülcan ablam tekrar aradığında gel kızın surlara huzur içinde diyen ruh hastası kestiği başı annenin önüne attı. Acımız büyük, bilip bilmeden konuşulmasın ifadelerini kullandı.
Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.